Arkadaşlar mekanlar açılmış. Mekanlar açılınca tabii ki ilk adresimiz neresi? Nişantaşı. Centilmen olayım mı? Centilmenlik bizim şey. Eve tıkadılar bizi çok uzun bir süre ve evde hepimiz kilo aldık. Hepimizin modu iyi ya da kötü gitti. Ne bileyim herkes eve kapandıktan sonra sanki böyle hep devam edecekmiş gibi hissetti. Herkes sanki bu sonsuza kadar sürecekmiş gibi hissetti. Tabii sonunda şu an mekanlar açıldı. Mekanlar açılmış ama saat 7'ye kadarmış arkadaşlar. 7'ye kadar oturabiliyorsunuz. 8'de de tamamen mekanı kapatıyorlar falan. Tabii tam açıldı diyemeyiz ama bir aya kadar inşallah bu yasak da kalkacak. İşte 10'da kapanmaya başlayacak, 12'de kapanmaya başlayacak. Bu arada benim yerim olan kulüpler kapalı. Gece kulüplerimiz kapalı. Şimdi her zamanki gibi Nişantaşı'ndayız. Güzel yani kalitesi daha yüksek arkadaşlar diğer yerlere göre. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Birkaç mekana gideceğiz arkadaşlar bugün beraber. 45 dakikalık bir oturma süresi var mekanda. Kimse şu an takmıyor. Mekanın yoğunluğundan dolayı kimsenin ne kadar uzun süre oturup oturmadığını göremiyorlar yani. Bakalım bir gideceğiz, sınırları zorlayacağız. 45 dakika geçmeye çalışacağız. Tabii gideceğimiz birkaç mekan var bugün. Değil mi? Birkaç yere gideriz. Sadece müzde kalmadım. 10-15 yere gidelim. 15 yere gidersek bir 2000 lira boşaltırım herhalde. O da hani sadece kahve içersek. Ha arkadaşlar bu arada bir update daha size. Her şeyin fiyatı artmış. Mesela atıyorum latte 28 liraysa bir kafede artık 30 lira olmuş. Starbucks'lar bile mesela 14 liraydı Amerikan arkadaşlar. Şimdi 15 lira olmuş. 15,5 olmuş. Bir de ayarlı oynuyorlar. Buçuklu falan oynuyorlar yani. Orospu çocuğu gömleğimi giydim. Bugün çok aşağı indirmedim ama. O zaman bu gömlekle Atiye'de yürürken bir klip alır mıyız? O zaman alalım. Öküm de burada. Mekanlar açıldı. Mekanlar açılınca hemen atlayan ilk kişi Öküm arkadaşlar. Her mekanda var. Hadi görüşürüz. Hadi enjoy. Bye bye. Arkadaşlar mekanlar full. Full artı full bekliyoruz içeri girmek için. Benim gibi adamı bekletiyorlar ya. Koskoca sıfırı kapıda bekletiyorlar ya. Çok ayıp. Gördüğünüz gibi mekanlar o kadar çok dolmuş ki artık oturmak bile bir problem yani. Oturmak bile problem çünkü çok fazla insan var. Çok fazla insan evde artık çok sıkılmış artık. Onlar da bir yerlerde bulunmak istiyor. Hadi bir şeyler yiyelim. Bakın kimler de geldi. Evde sıkılan başka insanlar da geldi. Kanka pişti olmuşuz. Hemen benden gördüğünü aldın değil mi? Kim görmüş acaba? Bugün dağıtacağız gibi geliyor. Dağıtacak yer de yok aslında. Hani şey yok. Burada 7'ye kadar, 7'den sonra ev. Gene ev partileri. Yusufçuğum yorumun neyle ilgili? Bir dakika, nerelisin? İstanbul. Yaşın kaç? Amerika. Yaşın kaç? 20. Ay maşallah, bayağı şey gözüküyorsun. Kanka ne düşünüyorsun mekanlarla ilgili? Açıldı, iyi oldu, güzel oldu. Ne diyeyim aman akım tutur. Alisa, ne düşünüyorsun mekanlarla ilgili? Bir anda öyle sorunca anlaşılmıyor. Hangi mekan? Mekanlar açıldı ya. Ne düşünüyorsun mekanlarla ilgili? Çok heyecanlıyım. Gezmeyi çok özledim. Evet, evet oturmayı çok. Şu an çok keyif alıyoruz oturmaktan falan diyebiliriz. Evet, bu televizyon röportajı gibi oldu lan. Neyse. Hadi bir şeyler yiyelim o zaman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ey yavrum benim. Erhan'ı videolardan görüyorsunuz. Yani bayağı bir videomuz var Erhan'la beraber. Evet. Sonra ne oldu? Doya Doya Moda programına katıldım. Bütün gerçekleri anlatacağım. Orada büyük oyunlar oynandı üstüme. Ben elenmedim. Beni diskalifiye ettiler. Çünkü... Ama sen en çok sen tutmuşsun. Ya kanka benim karşımda biliyorsun çok çaresizler. Aynen. Ha, Erhan orada bir kere onlar önce erkekler bir giyinmeyi öğrensin. Ben onları giyinmeyi öğrettim. Benden feyiz aldılar. Benden öğrendiklerini gidip orada uyguladılar. Oğlum sen bir dakika. Sen mankenlik yaptığın için ezdin zaten hepsini. Hiçbiri kalmadı zaten. 9 senelik bir geçmişimiz var. Ay maşallah. Ya onlar daha
kıyafet giymiyorlarken, oraya moda programı çıkmıyorken ben 9 sene önceden zaten enteresan enteresan şeyleri denedim, yaptım, birleştirdim, konsürton giyindim, snobe giyindim, her şeyi denedim. Ve biliyorum neyin nasıl yakışacağını. Ama dediğim gibi güzel bir oyun oynadılar ve beni diskalifiye ettiler. Sofya görmüş seni, story'ni. Dedi ki bana Sofya, Erhan meşhur olmuş dedi. Allah Allah dedim. Bir baktım Erhan'ın fan sayfaları bilmem neler falan. Ya sen şeyi bilmiyorsun bile. Ben olmuş. Bu sene zaten Instagram'da da paylaştım. Survivor için son 25 erkek arasına kaldım. Aa, güzel. Pasaportumu güzel. İstediler. Pasaportu da çıkardım. Evet. Ama ne hikmetse son dakika olmadı. Survivor daha güzel olurmuş ama. Ya ben bekle. Seneye oradayım. Tozumu yutacaklar. Onlar bir kere oynamayı bilmiyor ya. Hani oynamayı bilmiyor derken yarış olarak değil. Arada böyle işte. Bak, programda yarış böyle. Olarak değil. Ya insan birazcık susması gereken yeri bilecek. Nerede evet. Yükselmesi gerekecek bilecek. Aynen. Bunların hiçbirini bilmiyorlar. Evet. Onların hepsi acemi. Şimdi yakında Erhan'la videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi bugün söyledik tam zamanı aslında. Tam bir fanlar falan varken. Zaten ben yorum görüyorum son zamanlarda kanka. Aa o Erhan mı? Aa Erhan mı şey diye değil yazıyorlar mi? Altına aynen. Bayağı tanımışlar. Zaten yani. Özleştik be bayağıdır. Evet, evet. Tamam kanka sağ ol geldin. Kankam görüşürüz. Şey yapalım. En yakın zamanda görüşelim. Hadi öpüyorum seni. Bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mekanlar açık. Ay bana dokun. Bekliyorum sizi mekanlara. Jatomi kapanınca kanka şey ol, malzemeleri çaldılar. Parayı alamadık. Paramızı vermediler. Çalışanlar evet. Ne yaptı? Gitti biri televizyonu aldı. Televizyonu sattı. Bilgisayarı söktüler, bilgisayarı sattılar. Kimse parasını alamadı. Erhan kıyak ya.